Evet, Adana'nın yeni yerleşim yerlerinden işte Sarıçam Belediyesi'nde bazı sorunlar yaşanıyor. Şimdi Sarıçam biliyorsunuz yeni kuruldu, gelişmekte olan bir bölge, geniş de bir arazi. Efendim hızla da şehirleşiyor veya efendim konut alanları, iş yeri alanları yapılıyor. Şimdi bazı arkadaşlar oradan şikayetçi. Neden? Şimdi ben diyor orada diyor arsam var, imarlı, ifrazlı. İnşaat yapacağım diyor, yolum yok. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi oranın imarını kim verdi? Belediye verdi. Değil mi? İfrazını da yaptı. Oradan efendim işte belediye harcını aldı, vergisini aldı, bilmem şunu aldı, bunu aldı. Yani oradan kesintilerini de yaptı. Yani bir yer imar olacağı zaman belediyenin karı var orada. Çünkü oradan hani bazı yerlerin çıkıntılarını, kesintilerini yapıyor. Belediye sever imari ifrazı. Şimdi yaptın. Sen oraya yol koymuşsun. Yolu neden açmıyorsun? Ve altyapıyı neden yapmıyorsun? Yani elektriğini, suyunu, yolunu götür ki o vatandaş da orada çalışsın, işini yapsın, evini yapsın, değil mi? Ha diyelim ki efendim benim işte araç parkım yeterli değil. Oraya yol yapamam, altyapı götüremem. O zaman imarını verme efendim. İfrazını yapma. Orayın parselasyonunu yapma. Neden yapıyorsun? Yapıyorsan o zaman oranın hakkını da vereceksin. Bak vatandaş mağdur oluyor. Aylardır beni arıyorlar ya. Ben belediyeyi arıyorum. Yetkililer şu an yaz mesaisi dolayısıyla tatildeler. Şuna ulaşamıyorsun, buna ulaşamıyorsun, ona ulaşamıyorsun. Ne olacak bu vatandaşın hali? Vatandaş ustayla görüşmüş, müteahhitle görüşmüş, belirli bir sermaye ayırmış. Başlayamıyor işe. İnşaata başlayamıyor. Bunun gibi buradan sesleniyorum. Biz Sarıçam Belediyesi diyor ama diğer belediyelerde de bu şekilde durumlar olabilir arkadaşlar. Lütfen, lütfen herkes görevini yapsın.